Evet, haydi bakalım. İlk önce şunu istiyorum sizden. Şu gelişim görevlerini bir hatırlıyor muyuz acaba diye merak ediyorum. Gelişim görevleriyle bir iki soru soralım ilgili. Ondan sonra da fiziksel ve psikomotor gelişim konumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben soracağım, siz söyleyeceksiniz. Mesela şöyle deseydim ne derdiniz? Arkadaşlar, acaba ben, pardon, ha ilk önce şunu anlaşalım, ondan sonra eğer ilk çocukluksa İ yaz, son çocukluksa S yaz, bebeklikse B yaz, ergenlikse E yaz, genç yetişkinlikse G yaz, yetişkinlikse Y yaz, yaşlılıksa yaş yaz. Anlaştık mı arkadaşım? Anladık mı? Sadece ilk harflerini yaz çünkü soru cevap yapacağım şimdi size. Tamam mıyız? Tamam, çok güzel. Şimdi ben soracağım, siz söyleyeceksiniz. Bana söyler misiniz? Acaba çocuğun kuralları öğrenmeye başladığı dönem. Kuralları öğrenmeye başladığı dönem. Aferin size. Peki toplumsal kurallara öğrenmeye ve uyum göstermeye başladığı dönem, toplumsal kurallar ama. Çok güzel, bravo size. Peki, acaba sosyal sorumluluk üstlendiği dönem? Harika, yaş 18 değil mi? Oy vererek, askere giderek. Hayır, asla. İlk öğretim dönemi olmaz sosyal sorumluluk üstlendiği dönem, ergenlik dönem. Nereye giderek? Askere giderek, oy kullanarak. Peki bir soru daha. Toplumsal kuralları öğrendiği dönem. Toplumsal kuralları öğrendiği dönem. Son çocukluk. Harika. Peki, şimdi kurallar kısmını hallettik. Bir de ahlak çalışalım. Ahlak. Bana söyler misiniz bir çocuğun iyi, kötü, doğru, yanlış ayrımını yaptığı dönem. İlk harf hocam. İlk harf seri bir biçimde. Evet, herkesi görmek istiyorum. Seri. Güzel. Peki, ahlakın başladığı dönem. Ahlak ne zaman başlıyor? İlk çocukluk diyen. Ahlak ne zaman başlıyor? Ahlak ancak son çocuklukta başlar. Neden son çocuklukta başlar söyleyeyim mi? Çünkü mantık da, empati de son çocuklukta başlar. Doğal olarak da ahlak da ne zaman başlar? Son çocuklukta başlar arkadaşım. Peki bir soru daha. İsim hızlı geçti. O ilk çocukluk diyeni bir daha geriye dönüp bakacağım ben sonradan. İlk çocukluk diyen anladı mı? Evet, bir daha söylüyorum. Sosyallik olmadan, empati oluşmadan, mantıklı düşünme oluşmadan ahlak başlamaz ve bunların hepsi son çocuklukta oluştuğu için ahlak son çocuklukta başlar. Bir daha tekrar ediyorum. İyi kötü doğru yanlış ayrımı ilk çocukluk. Ahlakın başlangıcı son çocukluk. Peki kendine ait ahlaki değerler sistemi. Kendine ait, içselleştirdiği. Evet, ergenlik. Çok güzel. Peki bir de şu özerklik meselesini bir halledelim. Öz bakımda özerklik, öz bakımda özerklik, öz bakımda. Kendi kıyafetlerini giyinsin, yemeğini yesin. İlk çocukluk harika. Peki öz bakımda özerklik ilk çocuklukta kaba motor mu, ince motor mu? Baş harf yazabilirsiniz. Ben anlıyorum zaten şu an sorumdan. Harika. Peki hemen bir tane daha soruyorum, iyi dinle. Öz bakımda özellikle ilk çocukluk dediniz. Peki kişisel özellik, kişisel özellik kendi başına iş yapıyor. Bütün gün tost alıyor, kantine gidiyor, tuvalete gidiyor. Çok güzel. Okulla birlikte başlıyor değil mi? Bütün gün kalarak kişisel özelliğini de kazanıyor. Eren Toprak'tan hatırlayın, örnek vermiştim. Peki bir soru daha. Peki ya duygusal özellik? Duygusal özellik. Evet, aileden duygusal açıdan özelleşmesi lazım. Ne yapabilmesi için? Yeni bir aile kurabilmesi için genç yetişkinlik döneminde, ergenlik döneminde duygusal açıdan özelleşir ki yeni bir aile kurabilsin genç yetişkinlikte. Peki, hemen bir soru daha geliyor arkadaşlar. Bakalım buna ne diyeceksiniz? Sosyal gruplara ne zaman dahil oluruz?
Sosyal grupları kaçırıyorsunuz. Sosyal gruplara dahil olma, genç yetişkinlik. Neden biliyor musunuz? Ergenlikte duygusal açıdan özelleştim. Artık bir gruba ait değilim. Ve başka başka gruplara girerek aidiyet duygusunu kazanmak istiyorum. Ergenlikte özelleştim. Genç yetişkinlikte yeniden sosyal gruplara dahil oluyorum. Unutma. Genç yetişkinlik. Genç yetişkinlik. Peki bir şey daha soracağım. Hobiler ne zaman hobiler? Özellikle ne zaman? Vaktin bol olduğu zaman. Yani yetişkinlik. Bak, genç yetişkinlikte de hobiler vardır, yanlış değil. Ama özellikle yetişkinlik döneminde hobiler. Peki azalan sağlık sorunlarını, artan sağlık sorunlarına uyum, azalan gelire uyum, azalan psikomotor becerilere uyum, eşin ölümüne uyum. Peki hızlıca soruyorum. Bir çocuk ne zaman cinsiyetinin farkını fark eder? Cinsiyetin farkını fark eder. O zaman bir çocuğun cinsiyetinin farkını fark etmesi, cinsiyetin değişmezliğini kazanması ve bir çocuğun cinsiyetini teşhir etmemesi, beden mahremiyetini kazanması ilk çocukluktur, doğru mu? Evet, devam ediyorum, iyi dinle. Bana söyler misiniz? Cinsiyetinin farkını fark ettiği dönemi ilk çocukluk. Peki cinsiyetinin toplumsal rolleri kız gibi erkek gibi davranmak? Kız kızla, erkek erkekle, telli oğulları, seferoğulları meselesi hangi dönem? Son çocukluk yani ilk öğretim dönemi. Peki bir şey daha soracağım. Cinsiyetinin kadınsı, erkeksi, feminen, maskülen rolleri? Cinsel olgunluk, cinsiyetin kadınsı, erkeksi, feminen, maskülen, ergenlik, harika. Peki bir şey daha soralım bakalım, iyice oturmuş mu diye netleştirmek istiyorum. Arkadaşlar bir de şunu söyler misiniz? Bilişte empatik ve mantıklı düşündüğü dönem. Biliş, empatik ve mantıklı düşündüğü dönem. Ergenlik olmaz hocam. Ergenlik olmaz. Son çocukluk. Mantığın ve somut düşünmenin başladığı, empatinin başladığı dönem son çocukluk. Peki bu durumda empati başladığı için sosyallik de ahlak da son çocuklukta başlıyor, doğru mu? Peki soyut, hipotetik, göreceli düşünmeye başladığı dönem. Soyut, hipotetik, göreceli. Ergenlik. Harika. Peki. Demek oturmuş yerine biz yavaş yavaş neyi işleyerek başlayalım? Evet arkadaşlarım, yavaş yavaş fiziksel gelişimimizle başlayalım. Fiziksel gelişim konusunu işleyeceğiz şimdi sizinle. Evet, fiziksel gelişim için ilk etapta şunu söylemem lazım. Acaba bunu da böyle fiziksel gelişimde dönem dönem mi işleyeceğiz? Hani doğum öncesi, işte atıyorum ilk çocukluk, bebeklik, son çocukluk şeklinde dönem dönem mi işleyeceğiz fiziksel gelişimi de? Peki sizce fiziksel gelişimde yaşlılık falan da işler miyiz? Genç yetişkinlik, yaşlılık falan. Peki neden işlemeyiz fiziksel gelişimde? Yetişkinlik, yaşlılık, genç yetişkinlik neden işlemeyiz? Şimdi monitöre bak. Çünkü fiziksel gelişim, iyi dinle. Döllenmeden başlar ama ergenlik sonuna kadar devam eder. Fiziksel gelişim asla hayat sonuna kadar devam etmez. Çünkü belirli bir noktadan sonra bırak fiziksel gelişmemizi gerileriz demiştik. Hatırladık mı? Fiziksel açıdan ne yaparız demiştik? Gerileriz demiştik arkadaşlar. O nedenle diyoruz ki fiziksel gelişimde biz sadece ergenliğe kadar fiziksel gelişimimizi işleyeceğiz. Unutmayınız lütfen. Peki fiziksel gelişim konusu KPSS'de soru çıkar mı? Arkadaşım benim şu an size çözdüreceğim 16-17 tane soru var. Kaç yılda? 20 yılda. Demek ki neredeyse her yıl bir soru fiziksel gelişimden geliyormuş. O zaman şöyle okumuzu ikiye açalım. İyi seyret şimdi beni. Fiziksel gelişim kendi içinde iki alanda incelenebilir. Bunlardan biri hani bedenin büyümesiyle ilgili alanımız. Diğeri de kaba motordan ince motora bedenin kontrolü.